Merhaba sevgili seyirciler. Yine Fenerbahçe TV ekranlarında dopdolu bir hastalıkta, sağlıkta ile sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi programımızda sağlığınızı yakından ilgilendiren ve merak ettiğiniz tüm hastalıkları inceleyip konular hakkında sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Programımızda işlenmesini istediğiniz konular varsa bize her zaman mail atabilirsiniz. Mail adresimiz hastalıktasağlıkta@fb.tv. Konuğumuz olan hekimlerimizle görüşmeyi arzu ederseniz de telefon numaralarımız 0850 755 1907. Bugün yine ağız ve diş sağlığımız içinden bir konu seçtik sizler için. Kanal tedavisini konuşmak istiyoruz. Kanal tedavisi kimlere yapılıyor? Gerçekten kanal tedavisi dişin ölmesi mi demek? Güncel tedavi yaklaşımları var mı bu konuda? Bunun gibi merak ettiğiniz tüm bu soruların cevabını almak üzere stüdyomuzda konuğumuz Okan Üniversitesi Diş Hastanesi'nde görev yapan endodonti uzmanı, yardımcı doçent doktor Elif Çiftçioğlu bizle beraber. Hoş geldiniz. Merhaba, Elif Hanım programımıza. Hoş buldum, sağ olun. Evet, sizi takdim ederken endodonti dedim ama şimdi belki izleyicilerimiz bu konuda çok bilgi sahibi olmayabilirler. Diş hekimliği ne demek, endodonti ne demek, endodontist ne demek, aslında bir diş hekimi, her diş hekimi bir endodontist midir falan gibi. Bunlara bir kısaca bir açıklık getirebilir misiniz? Birazcık kendi bilim dalınızı açıklarsanız. Tabii ki. Endodonti aslında izleyicilerin de anlayabileceği en basit haliyle kanal tedavisi yapan bölüm olarak biliniyor. Ama aslında bu terim Yunanca'dan gelen bir şey. Endo demek iç demek. Odonto da diş anlamına geliyor. Dişin içiyle ilgilenen bölümü aslında temsil ediyoruz. Dişin içerisinde çünkü bir damar sinir paketi var. Biz buna pulpa ismini veriyoruz. O, yani pulpa, dişin sinirleri dolayısıyla onların çıkartılması veya korunması ve dişin çevresindeki dokularla ilişkisini inceleyen bir bilim dalı. Diş hekiminin bir bilim dalı. Endodontist dediğimiz kişi de yani kanal tedavisi uzmanı, yine bilinen ve kullanılan tabiriyle. Yine diş hekimi olduktan sonra siz 3-5 yıllık bir ekstra eğitimden geçerek uzmanlık veya doktora yaparak bu unvanı alıyorsunuz. Ve işte kanal tedavilerini, travma tedavilerini, dişi pulpasını canlı tutmayı başaran tedavileri yapmayı öğreniyorsunuz bu esnada. Anladım. Peki Elif Hanım, yani normalde diş hekimliğini bir endodonti uzmanının öncelikle bitirmesi gerekiyor değil mi? Yani her diş hekimi bir endodontist değil ama her endodontist aslında bir diş hekimi. Aynen öyle. 5 yıllık standart temel diş hekimliği eğitimini aldıktan sonra bu tamamen isteğe bağlı. Zaten diş hekimi oluyorsunuz ve diş hekimliği de okurken 5 yıl içerisinde de zaten size aslında kanal tedavisi, periyodontal tedavi, yani bütün branşların şu anda ilgilendiği aslında bütün tedaviler öğretiliyor. Evet. Ancak daha uzmanı olayım bu işi, en iyi yapmaya çalışayım diyorsanız o zaman çeşitli sınavlar var. Onlara giriyorsunuz. Ya uzmanlık veya doktora yaparak, ki bu 3-5 yıl sürebilen bir süreç. Ardından doktor unvanınızı alıyorsunuz veya uzman unvanınızı alıyorsunuz ve bu konuda yetişmiş uzmanı oluyorsunuz işin. Evet. Peki geçmişteki diş hekimliği anlayışıyla şu an diş hekimliği bayağı bir değişti. Yani eskiden o muayenehane, diş hekimi muayenehanesine gidilir, şey olur. Şimdi hep sizin bünyesinde çalıştığınız hastane gibi diş hastaneleri, branşlaşma, işte bir kişi mesela ağzında 2-3 tane problemli dişle gittiğinde o zaman bir ekip mi ele alıyor? Nasıl bir değişiklik var bu diş hekimliğinde? Şimdi evet, özellikle artık uzmanlıkların yaygınlaşmasıyla beraber muayenehanecilikten de en azından birkaç uzmanın bir arada çalıştığı kliniklere doğru dönülmeye başlandı. Çünkü sonuçta diş hekimleri de her şeyi yapabilen insanlar ve çok çok başarılı diş hekimleri de var. Ama siz düşünün ki kendinizi diğer bölümlerden genelde soyutluyorsunuz, diğer işlerden. Bütünleşik bakmayı mutlaka bilmek zorundasınız. Yani çünkü mutlaka, her endodontistin aynı zamanda orada diş etini destekliyor mu? Tamam, ben çok güzel bir kanal tedavisi yaptım ama bunun üst yapısı koyulamayacaksa harika kökleriniz ve asla hiç kullanamadığınız bir dişiniz var anlamına geliyor. Protez onu destekleyebilecek mi? Yani bunu bilmek zorundasınız. Ama evet, bir protezci, protez uzmanı benim kadar iyi kanal tedavisi yapamayabilir. Ben onun kadar iyi protez yapamayabilirim veya diş eti konusunda bu kadar yetenekli olamayabilirim. O yüzden şimdi hastalarımız geldiğinde bir ekip, aynen dediğiniz gibi, ele alıyor. Ha, neyse problemleri genellikle uzmanlarına yönlendiriliyor. O uzmanlar kendi branşlarındaki işlemlerini yapıyorlar ve diğer hekime, en son genelde proteze geçilir. En son protez hekimiyle hastamız karşılaşır ve onların ellerine teslim ediyoruz. Bittiğinde o bir ekip işi olmuş oluyor. Herkes mutlu, çünkü evet, yani bunun en iyisinin yapıldığını biliyorum. Diğer ekip içerisinde çalışan insanlar da tabii birbirine eğer tanır ve güvenirlerse ne çıkabileceğini, hani bir sorunla karşılaşır mıyım, karşılaşmaz mıyım, nasıl bir bakış açısı var diye.
gayet başarılı işlere imza atabiliyoruz. Evet. Peki endodonti alanında yıllar içinde değişiklikler oldu mu? Var, kesinlikle var. Şöyle söyleyeyim, diş hekimi bütün dünyada gerçi böyleydi ama özellikle Türkiye'de protez ağırlıklı olarak başlamış. Yani evet. İnsanların tedaviyi pek seçmedikleri. Bu da hastadan kaynaklı. Yani dişim tercih ağrıyor, mi bu çek. Yani aslında? Evet, dişim ağrıyor, çek diye gelinmiş. Bizim hocalarımız hatta anlatırlardı, tedavi edecek hasta bulamazdık. İşte ağrım var, gel işte hani bak kanal tedavini yapalım. Yok ya oğlum, çek gitsin diyen hastalarımız eskiden varmış. Şimdi hastaların dişimi ağzımda tutmak istiyorum diye bir talepleri var. Öyle olunca tedavi bu sefer önem kazandı. Yani protezden tedavinin ağırlık kazandığı bir yaklaşıma doğru gidildi. Hatta bizden daha ileri diş hekimliği uygulamaları olan ülkelerde artık koruyucu diş hekimliği hizmetleri o kadar ileri ki insanların dişlerinin çürümesi zaten baştan engelleniyor. Dolayısıyla proteze geçmiyor bile. Çoğu insan artık 80-90 yaşından artık ömrünü tamamladığında bile dişleriyle beraber gidiyor. Evet evet, yani önemli olan zaten onu koruyabilmek tabii. Yani veya işte çok geç olmadan bir hekime başvurmak. Onun için rutin kontrollere gitmenin önemi var. Çocukluktan başlayarak, çocuk yaşlardan başlayarak koruyucu önlemlerin alınmasına tabii ki fayda var. Ve çekim her zaman yani en son seçenektir en bizim son, için. Değil mi? Evet, yani evet. Her birine çekip at, çekip at. Sonra evet. Onların boşluklarını doldurması gerekiyor çünkü. Kesinlikle. Bir de bir dişi tutmanın önemi büyük herhalde. Yani o dişi kaybettiğimiz aslında bir sürü değişiklik oluyor değil mi? Neler oluyor ağzın içinde biraz anlatırsak? Şimdi bu dişler aslında her insanda en az 28 tane olduğunu varsaydığımız bu dişler sistem olarak birbirine bağlılar. Yani hem birbirlerini destekliyorlar. Aradan bir tanesi kaybolduğunda komşu dişler onun boşluğuna doğru yatmaya başlıyor. Üstteki dişler oradaki boşluğa doğru uzamaya başlıyor. Siz dişleriniz, çeneniz çift taraflı kapanıp normal hareketini yapabilirken, doğru bir çiğneme yaparken bir tarafla çiğnemeye başlıyorsunuz. Diş kaybına bağlı olarak. Bir tarafla çiğnediğiniz için bu sefer buradaki kaslar daha fazla yorulmaya başlıyor. Devamında eklem problemleri meydana gelebiliyor. Çoklu diş eksikliği olan hastalarımızda, yani arka bölgede bazen hiç dişi olmayan ama güldüğünde estetik olarak orada 3-5 tane diş göründüğü için kendisinin mutlu olduğu bazı hastalarımız var. Bu insanlar aslında çiğnemiyorlar, kemiriyorlar. Sadece ön dişlerle yapabildikleri bir şey var. Sindiremiyorlar. Çünkü sindirim biliyorsunuz ağızda başlıyor. Tabii. Yutamıyor. Yani çiğneyemiyor. Çiğnedikle yuttu o direkt mide. Arkasından midemde olur. Çünkü aslında siz bir şey yemiyorsunuz. Dolayısıyla bir diş kaybettiğiniz zaman destek dokularıyla beraber diğerlerini de kaybetmeye aday oluyorsunuz. Evet, hakikaten öyledir. Ortadan bir dişiniz gittiğinde onun hemen önündeki ve arkasındaki dişler de yattıkları için, dengelerini bozdukları için onlar da kaybetmeye meyal olduğumuz dişler. Bu boşlukların doldurulması lazım. Doldurmak için ne yapıyoruz? Bazen implant yerleştiriliyor. Bazen olamıyorsa öndeki arkadaki dişler kesilerek köprüler yapılıyor. Bu sefer sağlam dişler kesildiği için onlar da hasta veya sakat konumuna geçmiş giriyor, oluyorlar. Tabii. Dolayısıyla bu bir sistem ve dişi evet yerinde tutmak öncelikli amacımız. Dediğim gibi çekim olduktan sonra çünkü o boşluk öyle durmaması gereken bir boşluk. Belki hasta anlık olarak rahat edebiliyor. Oh ağrılarım geçti diyor ama. Ama tabii beraberinde başka problemler getiriyor. Maddi olarak da tabii problem. Yani onu yerine koymak da apayrı bir bütçe. Tabii tabii. Peki kanal tedavisine biraz bahsedecek olursak ben şeyi merak ediyorum. Yani diş hekimliğinde aslında özünde bir dişimizin çürümesiyle iş başlıyor. Evet. Dişimiz çürümediği zaman, çürüdüğü zaman bir dolguyu hani hep biliyoruz. İşte o diş temizlenir, dolgu konur. Kanal tedavisi bu işin hangi kısmında? Yani dolgunun yapılamadığı durumlarda mı kanal tedavisi giriyor? Şöyle aslında aynen dediğiniz gibi bütün olay bir bakterinin girmesi, dişi çürütmesiyle başlıyor. Çürükte önlemi nerede alabildiğinizle ilgili. Yani çeşitli katmanları var dişin, minesi var, dentini var. Onun altında da işte bu bahsettiğim sinir paketi, pulpa yer alıyor. Mine çürüğünüz varken hekime eğer giderseniz, tespit edilirse basit bir dolgu yapılıyor. Çok uzun yıllar size hizmet ediyor. Daha derinde yine bir dolgu yapılabiliyor. Ama eğer ki buradaki çürük artık o dişin içindeki sinir paketine kadar ulaştıysa, dolguyla kurtulabilme ihtimali yok. Ha, yine dolgu yapılır. Hasta ağrılarla size geri gelir. Veya
Var olan dolguların altından zaman içerisinde sızıntılar olabiliyor. İkinci çürükler meydana gelebiliyor. Genelde hastalarımız bunu çok kaçırırlar. Haklılar, biz de röntgen olmasa göremeyiz. Yani ağza baktığımızda Görüntüde hiçbir şey yok. Orada bir dolgusu var. Altında görünen bir şey yok. Çürük yok. Ama röntgende biz onu görebiliyoruz. Aa diyoruz, burada bir çürük var. İşte o buraya kadar ilerlemiş. Bazen hastalar, dolgu vardı ama şimdi durduğu yerde dişim ağrımaya başladı. Üzerine hiç basamıyorum gibi şikayetler. Yani ağrının, bazen şişin eşlik ettiği veya çürüğün pulpaya kadar ilerlediği durumlarda kanal tedavisi yapılması gerekiyor. Gerekiyor. Yoksa amaç yine kanal tedavisi yapıp orada dişin sinirlerini almak tabiriyle değil, diş alsa canlı muhafaza etmek. Bunun için önce dolgudur. Bazen hastalarımız tarafından o da sorulur. Yani neden bu dişime kanal tedavisi yapmamış diğer hekim diye sor. Deriz ki hayır, önce kanal tedavisi yapılmaz. Yani önce dolgu, her şey aşama aşama. Neyle kurtulabiliyorsa, dolguyla kurtuluyorsa dolguyla kurtaracaksın. Olmuyorsa kanal tedavisini yapacaksın. Kanal tedavisi olmuyorsa yine kanal tedavisi yapacaksın. Olmuyorsa çekilir. Yani hemen geldim, çürüğüm var. Hayır, dolgu. Dolgu değil, kanal. Kanal değil, çekim diye bir sesi. Peki kanal tedavisinde nedense dişi hep böyle bir öldürüyoruz gibi tam anlıyoruz. Tam olarak öyle yapıyoruz da ondan aslında. Yani evet, o sinirler alınıyor. Evet. Sanki kişi böyle hani çekilmesinin, o yüzden çekilmesini isteyebilir. Yani çekimi birazcık sanki birkaç yıl ileri atıyormuşuz. Belki birkaç yıl ya da birkaç ay. Hani hiç kanal tedavisine girmeyelim. Mesela biz bu dişi hemen çekelim demiyorlar mı size? Diyorlar, demezler mi? Tabii ki diyorlar. Orada da durum şu. Aslında tabir doğru, çünkü canlılığını veren kısmı siz çıkartıyorsunuz ve atıyorsunuz. Ancak diş bütün dış yapılarıyla beraber orada. Sadece canlılığını, yani duyarlılığını yitiriyor ama model olarak oradasınız. Ya o bir süre sonra ölecektir ve o dişi kullanamayacağız demek değil aslında, hayır, değil mi? Hayır, hiç alakası yok. Çünkü biz zaten canlı bir dişinizi de diğer dişinizden daha farklı kullanmıyorsunuz. Yaptığı fonksiyon aynı fonksiyon. Çiğniyorsanız çiğniyorsunuz. Estetik aynı estetik. Baktığınızda daha farklı bir görüntüsü yok. Dediğim gibi sistem içerisinde varlığını koruması son derece önemli. Çünkü öndeki arkadaki dişlere destek veriyor. Tüm bu görevleri yapıyor sinirleri alınmış olsa da bir diş. Sadece artık hissetmiyor. Yani soğuk hissedemez, sıcak hissetmez o dişiniz gibi. Bunun tabii faydaları var, bazen de zararları var. Çünkü bu dişlerde bazen problemler tekrar nüksettiğinde hasta hiçbir şey hissetmediği için, işte ağrı oluşturabilecek bir canlı doku kalmadığı için bu sefer bize daha geç gelebiliyor. Ama dişin sinirlerinin alınmış olması ve kanal tedavisi yapılmış olmamız dişin ömrünü kısaltan bir şey değil. Doğru korunursa, hasta eğer ağız diş bakımını doğru yapabiliyorsa yandaki komşu dişinden farkı olmayan bir diş oluyor. Peki Elif Hanım, kanal tedavisini uygulayamadığınız dişler oluyor mu? Oluyor maalesef ki. Şöyle ki, kanal tedavisi yapabilmemiz için bizim bir kanal boşluğuna ihtiyacımız var öncelikli olarak. Bu boşlukta normalde dişin ağızda görünen kısmı kron, bir de kök ucumuz var. O aradaki boşluğu biz aslında temizliyoruz ve daha sonra da mikroorganizmaların giremeyeceği şekilde dolduruyoruz. Yaptığımız işlem bu. Ancak bazen kök kanalları son derece tıkanmış olabiliyor. Siz girmeyi deniyorsunuz ama kök ucuna ulaşamayabiliyorsunuz. Bazen anatomik olarak çok ciddi eğrilikler olabiliyor. Kök kanalların çok dümdüz olmuyor. Zaten genelde hiçbir kanal düz değil ama o eğimin de bir derecesi var. Bazen S çizebiliyor. Yani hani bir kez de değil, birden fazla kez. Röntgende görüyorsunuz. Evet. Tabii, değil mi? Röntgende bazen de sürpriz olarak, çünkü röntgende sonuçta bize iki boyutlu bir görüntü veriyor. Tabii. Girdiğimizde bakıyoruz, yok yani ilerlenemiyor. O yüzden tabii ki hastaya bilgisini veriyorsunuz. Yoksa amaç asla dişi çekmek için girmek değil. Ama bunların da her birinin tabii teknolojik olarak yardımcı olan büyütme araçlarımız var. Artık çok daha ilerledi, eskiye göre teknoloji ilerlediği için oraları dönebilen esnek E'lerimiz var. Bazılarında başarılı olabiliyoruz ama halen %100 bütün dişlere kanal tedavisi yapılabilir mi? Hayır, yapılamaz. Ama %99'una evet yapılabiliyor. Bunlar yani ekstrem durumlar. Peki seansı var mıdır kanal tedavisinin? Yani bir seferde bittiği durumlar mı oluyor, yoksa böyle birkaç seans sürüyor? Seansı var. Mu? Bu tamamen başlangıçta işte dişin durumuna bağlı. Yani dişiniz eğer canlıysa, yani bir çürük dolayısıyla daha o pulpaya yeni ulaşmış bir çürük sebebiyle geldiyseniz, dişiniz canlıysa, o zaman tek seansta günümüzde kanal tedavisini tamamlamak mümkün. Bir seferde geliyorsunuz, anesteziniz yapılıyor, dişiniz uyuşturuluyor. Arkasından buradan tedaviniz yapılmış olarak gidiyorsunuz. Ancak dişin iltihaplanmış oldu ve bu iltihabın kök ucuna geçtiği, artık kemikte de belirtiler verdiği veya hastanın zaten size ilk geldiğinde yüzünün şiş olduğu
drenajın olduğu durumlarda o zaman kanal tedavisi 2 bazen 3 seansa kadar çıkabiliyor. Çıkabiliyor. Peki sonrasında mesela hasta çok ağrı duyuyor mu, yoksa artık o diş kesinlikle ağrı vermiyor mu hastaya? Bu tamamen kişinin vücut direnciyle de ilgili olmakla beraber, çünkü insanların hassasiyetleri aynı değil. Biz tedaviyi yaparken bile aynı değil. Yani ilk enjeksiyonu yaparken de hani eliniz ne kadar hafifmiş hani tabiri vardır ya. Bir hasta için benim elim çok hafifken birisi için eminim çok ağır. Değil mi? Evet, olabiliyor. O yüzden operasyon sonrasında da artık tek seansta bunlar yapılabildiği için aslında her açıp kapatmak oraya bir travma. O yüzden siz ne kadar az travma verirseniz o kadar postop ağrı meydana gelir. Ağrı beklentimiz de, yani doğru ekstra bir komplikasyonun gelişmediği vakalarda ağrı bizim beklentimiz dahilinde değil. İlk 24 saatten sonra. İlk 24 saat sonuçta bir yara yeri oluşturduğumuz varsa, eliniz de kesilse bir hassasiyeti olur. Aynı mantıkta kanal tedavisi sonrasında üzerine basarken hasta bir şeyler çiğnerken ilk 24 saat içerisinde oradaki yara yeri dolayısıyla bir hassasiyet olur. Ondan sonra bir ağrı kesici, basit bir ağrı kesici bunu gidermeye yeterlidir normal şartlarda. Ardından da bir daha ağrı hissetmiyor olmalı. Zaten eğer hissediyorsa, eğer süre gelen bir ağrı varsa, bir haftadır dişime hiç basamıyorum, 10 gündür işte şöyle oldu, orada bir yanlışlık var. Hemen tekrar hekimine başvurması lazım. Peki tekrar etmek gerekiyor mu kanal tedavisini? Yani tekrar edilen durumlarda bunun başarısız yapıldığını mı gösterir, yoksa diş genellikle içinde... Evet. Genellikle evet. Yoksa kanal tedavisi doğru yapıldığında ömrünüzü bir kez yapıyoruz. Aynen öyle. Bir kez yapacağınız bir şey. Ancak hekimden de bağımsız olarak şimdi düşünün ki kişinin ağız bakım alışkanlıkları yeterli değil. Nasıl ki bir dişiniz çürüyebiliyor. Tabii. Kanal tedavisi olmuş bir diş de diş sonuç itibariyle o da tekrar çürüyebiliyor. Ve ne oluyor? Siz orayı bakteri geçmesin, hiçbir şey aşağı inmesin diye tıkaçlamışsınız, doldurmuşsunuz. Fakat buradan sürekli bir bakteri istilası var. Çünkü kişi dişini tekrar çürütmüş. Hmm. Belli bir yerden sonra o direnemediğinde bir bakıyorsunuz o bakteri tekrar kök ucuna kadar ulaşabilmiş. Ne yapacağız? Çekecek miyiz? Hayır, hala çekmiyoruz. Kanal tedavisine bir kez daha şans verebiliyorsunuz, açıyorsunuz. Bu sefer eski dolguları da çıkartıyorsunuz, o boşluğu tekrar temizliyorsunuz, dolduruyorsunuz ve hastanın hizmetine tekrar sunuyorsunuz. Ama onun için hekim kadar tabii ki hastanın da burada rolü var. Doğru bakıyor olması gerekiyor. Evet. Bir merak edilen de kanal tedavi sırasında veya sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar var mı? Tabii her müdahalede olduğu gibi bunda da herhalde vardır. Nasıl komplikasyonlar bunlar? Biraz anlatır mısınız? Şimdi kanal tedavisi diş hekimliğinin görmeden yapılan aslında tek branşı. Çünkü dişin köklerinin içindeyiz ve dediğim gibi kökler çene kemiğine gömülü olduğu için biz görmüyoruz. Görmediğimiz bu yerde ama çeşitli yardımcılarımız var. En büyüğü de bunlardan röntgen tabii ki. Ancak bazen o ilk başta söyledim hani bazı dişlere kanal tedavisi yapılmaz, çok eğri olabiliyorlar, kanallar tıkalı olabiliyor dediğim şeylerde biz bu kanalların içine EED ismini verdiğimiz çok ince paslanmaz çelik aletlerle giriyoruz. Daha sonra şu anda günümüzde nikel titanyum döner aletlerle de tedavimizi kolaylaştırabiliyoruz. Ancak bu aletler sonuçta çelik olduğu için kırılabiliyorlar. Ve bir bakıyorsunuz siz kanalda tam ilerlerken o eğimde, o dönemeçte veya o S çizen yerde aletinizin ucu yok. Orada kalabiliyor. Kalması sizin temizlemeniz gereken, ulaşmanız gereken yere ulaşamamanıza sebebiyet veriyor. Çıkartabildiğimiz aletler var ya da yanından geçerek yine kök ucuna ulaşabildiğimiz aletler var. O zaman zaten yine problem ortadan kalkar ama onun orada kaldığı durumlar var. Buna rağmen yine de ilk etapta dişin durumuna bağlı olarak hastaya çekim önerilmez ama takibi dişin önerilir. Evet. Çünkü böyle olduğu halde onlarca yıl hastanın ağzında kalabilen dişler var ama böyle olduğu için maalesef ki iltihaplanması ve dişin çekimiyle sonuçlanabilen olaylar var. Yine kullandığımız kanal dolguları bazen kök ucu genişliği çok büyük olduğunda, orada doğru bir tıkaç olmadığında bu sefer dışarıya taşabiliyor. Ağrıyla sonuçlanabilen bazı komplikasyonlar. Bazen kullandığımız yıkama solüsyonları dışarı taşabiliyor. Yine şiş, ağrı gibi şeylere o zaman sebebiyet verebiliyor. Maalesef ki iş ne kadar büyürse komplikasyon da o kadar büyük oluyor. Tabii. Bir de tabii en çok diş hekimliğinde, yani diş hekimine başvururken hastaların en korktuğu şey ağrı duyacak mıyım işlem sırasında? Bu ne olursa olsun.
Hani dolgu böyle birazcık daha masum geliyor. Kanal evet. tedavisi onun bir üstü. Diş çekilmesi hani hiç konuşulamayacak kadar böyle ürkütücü geliyor herkese ama biraz o ağrılardan bahsetmek istiyorum. Yani her alanda bu kadar gelişmeler varken kişilerin o tedavi sırasındaki ağrı duymalarına karşı anestezilerde ne gibi güncel yaklaşımlar var? Kanal tedavisinde o sinirleri çekmeniz hani böyle kulağa çok böyle içi hoplatan evet, bir kötü. Şey gibi geliyor. Evet, tabirlerimiz bizim hep kötü zaten. Evet, biz yüzden... ya çakarız ya çekeriz evet, ya oyarız. Maalesef evet. öyle. O konuda nedir yaşadıklarınız? Yani hastalar ne gibi tepkiler veriyorlar? Şimdi dediğiniz gibi kanal tedavisi özellikle halkımız tarafından çok ağrılı bilinen bir süreç. Çünkü eskiden lokal anesteziklerde böyle gelişmeler yokken, etkileri bu kadar yok iken bu sinirlerin öldürülmesi için ilaç koyulurmuş. Hasta bir gönderilirmiş, tekrar gelirmiş, bakarlarmış. Ve bu arada yani baktıkları şey, dokundukları şey sinir. Yani herhangi bir yerinizdeki bir sinir, öyle düşünün. Basıyor üzerine. Zıplatıyor ve hop zıplıyoruz. Aa daha bu olmadı diyor. Bir kez daha ilaç koyuyor. Yine gidiyorsunuz, yine geliyorsunuz. Ta ki artık kişi bir şey oh hissetmiyorum diyene kadar. Bazen öyle de olmuyor. Ah diyor hasta ve siz dur iki dakika daha dayan deyip onları alıyor musunuz? Hı hı. Şimdi artık lokal anestezikler o kadar gelişti ki yani içlerindeki etken maddeleri değil ve evet ilave katkılarıyla beraber artık anestezinizi yapıyorsunuz ve doğru yapılmış bir anesteziden sonra hasta genellikle yani bir seferde hep o da söylenen bir şeydir. Ona çok yapıyorlar işte uyuşmuyorum. Yok yani muhtemelen doğru yapılamamıştır. Doğru yapılan bir anesteziyle bir seferde tam hissizlik sağlanarak hastaların gayet konforlu bir şekilde koltukta oturmaları, kalkmaları sağlanabiliyor. Artı her kanal tedavisinde de anestezi yapılmasına gerek olmayabiliyor. Neden? Nekroz dişlerde işte hani dişin iltihaplandı, zaten ölmüş oldu veya kanal tedavisi tekrarı yapılan dişlerde. Hissetmiyor zaten evet, diş. Çoğu zaman onu söylediğimizde anestezi yapmadan bir başlayacağım dedim. Nasıl yani işte siz canlı canlı diye siz canlısınız diş değil diye hani açıklamalar yapıyorsunuz. Ama anestezi zaten bütün olayları artık çözebiliyor. Çözebiliyor. Öyle bir ağrı şeyimiz yok yani. Gerisi psikolojik zaten. Kafa yani o kendilerine. Tabii, o çok kötü bir şey maalesef. Yani çünkü insanlar bunları duymuş oluyorlar. Hep yani ağrı sonuçta algısal da bir şey. Kesinlikle. O yüzden ya bazen videolarını izleyip gelmiş oluyor. Ben hep hastaları bir video izlediniz mi? Evet çok sakın onları unutuyoruz. Şimdi her şeye baştan başlayacağız. Ben onu yapmayacağım başka bir şey. Lütfen evet. O videoları unutsunlar. Ha, evet gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum Melih Hanımcığım. Ben teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Ne demek. Başarılar diliyoruz size. Çok sağ olun size de kolay gelsin. Sevgili seyirciler bugün güncel yaklaşımları, endodonti konusundaki güncel yaklaşımları konuştuk. Kanal tedavisini konuştuk. Konuğumuz da Okan Üniversitesi Diş Hastanesi'nde görev yapan endodonti uzmanı yardımcı doçent doktor Elif Çiftçioğlu'ydu. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki programımızda yine yeni konuklarımızla sizlerle birlikte olabilmeyi diliyoruz. Görüşünceye kadar hoşçakalın.